Bugün efsane bir adamın ve efsane bir arabanın yanındayız. Anıl abinin yanındayız. Abi merhaba. Merhaba kardeşim. Yani 90'lardan beri araba işiyle uğraşıyoruz. Yarış arabaları hazırlıyorum. Bu arabanın alt yürüyen komple MK5. Buna yakıt deposunu koyamıyorsun orijinaline. Çünkü aradan şaft geçiyor. Yani. Hedefimiz de 1000 beygir. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün efsane bir adamın ve efsane bir arabanın yanındayız. Anıl abinin yanındayız. Abi merhaba. Merhaba kardeşim. Nasılsın abisin? Şükür kardeşim sen? Hamdolsun abi. Şimdi arkadaşlar ilk başta şöyle bir şey yapalım izleyenler. Kağıt kalem alsınlar. Anıl abinin söylediklerini bir not alın. Yarın bugün mutlaka size yarayacaktır. Eyvallah. Abi önce bir seni tanıyalım. Adım Anıl Öztürk. Otomotiv işiyle uğraşıyoruz. Yaşım 45. Biraz yaşlandık. Yani sene 90'lardan beri araba işiyle uğraşıyoruz. Yarış arabaları hazırlıyorum. Sanayideyiz ya. Ya sanayi bebesiyiz, Ankara bebesiyiz. Anlamını böyle hani mütevazı anlattığına bakmayın. Ankara'daki birçok E30'u, birçok arabayı, 1.8T'yi Türkiye'ye tanıtan adam. Haksız mıyım abi? Biraz öyle oldu. Yani aynen. Biraz eski arabalarından bahsedelim mi demek istemiyorum, anlayacaksınız. Aynen. Mesela en basitinden bir tane 34 vagonum vardı, turbolu. Kabusun vardı. 1.8'te. O zaman kimse 1.8'te'yi bilmiyordu. Yani sen yarışıyordun. 1.8'te'yi bilmiyordu. Sadece 1.8'te'yi Passat motoru olarak biliyorlardı. Hatta ben arabayı ilk yaptığım zamanlarda insanlar bizde dalga geçiyordu. Hani 4 silindir 1.8 motordan ne güç alacaksın diye. Yani sene 2006-2007'nin şartlarında yine 700-750 beygir güç aldık. Maşallah. Güzel süreler yaptık. Ondan sonra zaten 1.8'te değerlendi. Ve şimdi piyasada yapılan swapların %80'i 1.8'te, geri kalan zaten emelli oldu. Ya şimdi millete sorduğun zaman 1.8'de 10 numara motor diyorlar abi. Halbuki her zaman iyiydi. Yani iyiydi. 1.8'de şöyle bir şey, para karşısında performansa bakarsan 1.8'de çok güzel bir motor. Parçası bulunuyor. Yurt dışında yaygın bir motor. Türkiye'de biz vesile olduk, öyle söyleyeyim sana. Anla pek anlatmayacağım ama mesela yavaş yavaş işleyeceğim biz. Abi Aras 4'ün ne vardı, B5? B5 Aras 4'üm vardı, aynen. Aras 4 zaten Türkiye'de sayılı 6 aynen. Taneydi. Bir tanesi bendeydi. Yaklaşık 2,5-3 sene kadar kullandık, sahiplendik onu öyle. Ve gazlıyordun abi. Gündelik biniyordum ben. Ya ben aldığım arabalar şey sevmiyorum. Hani garajında yatsın, öyle olsun böyle olsun. Yani her zaman şükür, Allah'ıma binlerce şükür, 4-5 tane arabam oldu. Ama hiçbirini böyle garajda yatsın, saklayayım diye binmedim. Hep de kupon arabalarımız oldu. Aynen. Hepsine günlük bindim. Setuplu arabalardı. Sonra sevdiğiniz bir arkadaşımız müşteri oldu işte, Kayseri'ye verdik arabayı. Şu an halen Kayseri'de. Hatta onu da geçen gördüm abi. Aynen, sahaya falan kapladılar. Aynen öyle bir mevzu oldu. Şimdi Anıl abinin kupon dediği araba, limited araba. Yani piyasadaki kuponlarda değil. Abi şu anda kupon dediğin zaman yeni nesil ne anlıyor? 46 kabriyo kupon diyorlar. Hani öyle diyorsun, hani yaş 45 ya, belki kaçırmış olabilirsin. Sağ ol ya. Hani limited işte hep böyle en hızlılarından veya işte bu araba gibi. Daha farklı projelerde yer aldım. Yani şöyle söyleyeyim, hep bindiğimiz arabalar Türkiye'de bilinen arabalardı. Hani kupon araba bizim dediğimiz, hani E46 kabriyo güzel bir araba. Hani sevdiğimiz tam kupon bir araba. Ama emsali çok fazla. Yani şunun gibi bir, Türkiye'de yok bunun bir emsali daha. RS4, Türkiye'de 6 tane vardı. Golf R'ım vardı, sayılı.
Hani onun kadar yüklüsü yine sayılıydı. Ve bayağı çok hızlıydı. Vardı. Çok hızlıydı araba. Ya bindiğimiz yine E30'lar. Zamanlı şartlarında M3'lere üzüyorduk. Yani M3'ler yanımıza gelemiyorlardı. Ya ne bileyim yani bizim için yapılmayanı yapmak önemli. Benim için kupon araba olayı o. Yani, yani ya sayılı adette olacak ya hızlı olacak. Yani ya da yapılmayan bir şey olacak. Yani kendi üretimimiz olacak açıkçası. Bir yerde kendini böyle bir yerde belli edecek araba. Kesinlikle. Dediğin gibi. Kesinlikle. Senin şimdi Anıl abinin şöyle bir projesi de vardı. Ben seni bayağı da takip ediyorum abi. Eyvallah. MK5 Aroski artı E ile bir projem vardı. Aynen. Mesela hem bana yakın hem ona hani hızlı camiasına yakın. Böyle çok heyecanlandım. Hani ilk defa yapılacaktı E ile bir araba swap projesi. O da ya yapmadım. O tam böyle herkese hitap edecek bir arabaydı. Ya o şöyle, bu projeden sonra yapacağım bir projeydi o. Bu bittikten sonra ben onun komple motor, şanzıman, tesisat, beyin bütün kitini getirttirdik yine. Her şeyimiz hazırdı. Gittik arabayı da aldık. Çok güzel bir tane mavi bir tane MK5 tek, onu aldım. Değişik bir jant buldu ona, Mester Turbo biliyorsun. Onlar da çok hazır piyasada. İşte bizim Ziya'ya ayanlar amortisöre air yaptırdım. Tam motoru koymaya niyetlendik. İstanbul'dan kıramayacağım bir arkadaşım illa dedi ki hani abi motor lazım bana sat. O setup'ı komple ona verdik. O araba boşta kaldı. Ona böyle bindik birkaç ay. Ondan sonra ona da işte bir arkadaşımız abi satar mısın arabayı dedi. Satarız dedik. Ona öyle verdik gitti. Öyle gitti. O proje öyle yarım kaldı ama yine kafamda var. Var yani. Onu iyi. Yapacağız yine. Burada iyi. R32 turbo olacak o da yine. Yine turbo? Yine air olacak mı abi? Air'e bilmiyorum, bakacağız. Yani çünkü hızlı arabalarda air pek tercih değil. Aynen. Yani Türkiye'de air havalı süspansiyon konusu pek fazla gelişmiş olmadığı için. Ya şöyle bir şey. Hani yurt dışında abi herkes kullanıyor. Hızlı arabalarda da var. Hani Türkiye'de de güzel şeyler yapılıyor. Ama hep biliyorsun böyle şey, kafa yerleşmiş bir şey var. Air patlarsa şöyle olur, böyle olur. Abi yani olabilir. Senin bu arabada da bijonun kırılabilir. Lastiğin yarılabilir. Jantın kırılabilir. Yine kazaysa yaparsın. Aynen. Ha, önlemini almakta fayda var. Ama tabii yani güçlü bir araba yapacaksan da çok eğrili olamaz yani. Onun viraja giriş falan bir olur gibi değil. Riske olmaz gerek yok yani. Aynen. Peki gelelim abi günün kahramanına. Şu anda bu araba Türkiye'de bir tane var. Peki bu projenin başlangıcı veya neden MK2, 3 değil, 1 değil? Yani MK1 artık iyice çok eskidi arabalar. Hani kupon diyebileceğimiz yani adetli böyle çok temiz arabalar çok az. Yani 8-10 tane ya çıkar ya çıkmaz. Bir de onlarla bunların farkı var. Mesela bunlar traversli, onlarda travers yoktur. Direkt. Yapısı biraz farklıdır buna göre. Bir de MK2 sevdiğim bir araba. Yani daha önce 1.8T olsun, küçük turbolu, büyük GT30 turbolu falan çok MK2 hazırladım. Hani kasasını seviyorum, hoşuma gidiyor. O yüzden böyle bir şey yapalım dedik. Ondan sonra hani yapılmayan da ne var? 1.8T'yi zamanında yaptık zaten. R32 yoktu piyasada yapılan. R32 yapalım diye niyetlendik. Lan bu sefer dedik ki yani R32 yapmışken de tam yapalım. Hani böyle evet. Şey çıktı ortaya işte. Yani belki bilirler. Videosunu belki bulamam ama şimdi yurt dışında hani daha demin bahsettik ya bir tane Jetta vardı. Evet. Onun bu Türkiye versiyonu. Aynen. O biraz daha elektrikti. O Jetta daha yüksek bir araba swaplanmış. Aynen. 2015 üstü falan bir araba swaplanmış ona komple. Bunun üstündeki yapılan swap 2008 model. Yani 2008 modeldeki arabada ne varsa şu an hepsi bunda mevcut. O Jetta da 2015'te ne varsa onları takmış. Bunun dış kabuğu var arkadaşlar. Sadece MK2. Geri kalan her şey swap. Bunun şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi sadece kasa, body'si MK2. Geri kalan her şey MK5, R32'de ne varsa hepsi bunda mevcut. Motor, şanzıman, komple full elektrik tesisatı, fren sistemi, yeni nesil ABS, bir tane coilover'ları var. Elektrikli direksiyonu MK5'in yine. Göstergesi var, gösterge A3'ün göstergesi. Yani her konsol. Şey MK5, R32'de ne varsa şu an hepsi bunda mevcut. Sadece klimamız aktif değil. Klimayı da öne sığdıramadığımız için. Normalde sığardı. Uğraşmadık açıkçası ona. Abi. Her şeyimiz var. Ve kasa olarak da birçok parça sıfır bu arabanın. Yani birçok her şey sıfır. Yani sana şöyle söyleyeyim. Bu araba zaten aldığımda kasası çok düzgün bir arabaydı. Yani metal kısımlarda bir şey değiştirmedik fazla. Ama tamponlar, panjurlar, farlar, stoplar, ondan sonra ne bileyim yani bunlar hepsi sıfır alındı. Boyası sıfır. Yani boyası, yeni. Boya zaten boyasını şöyle söyleyeyim. Sana daha önce anlattım. Yani ben bu arabayı aldım. Normal bu arabalar gibi bir araba düşün. Her şeyini yaptım. 45 günde ben bu arabayı yürüttüm. 45 günde bu arabayı ben güzel sıvapladım. Bu araba aldığımızda işte aldım, ertesi günü sökmeye başladım. 45 gün sonra kontak basıp ben bu arabayla gazladım. Ondan sonra tekrar bu arabayı komple soydum. Bir hafta falan öyle bindim. Hani arabadaki
kesilecek, biçilecek, elektriksel arıza, egzozdu, oydu buydu, her şeyi halloldu. Tekrar söktüm arabayı. Ondan sonra komple kumlatmaya gönderdim. Bu araba Austin'de komple kumlatıldı. Yani sıfır sacına kadar her yer indi. Ondan sonra kaporta işlemleri başladı işte. İlla ki senelerini verdiği sağında sonunda ufak tefek çürükler vardı. Onlar elden geçti. Arabayı dört çekere çevirdik. Hani arabadaki esnemeyi alsın diye marş bellerini sıfır getirttirdim. Sıfır orijinal marş beller takıldı. Orijinal marş bellerin içine 2 milim sacdan da komple boydan boya sac destek atıldı marş bellere. Şu an yani araba çok rigid. Öyle esneme falan yok arabada. Ondan sonra işte boya işlerine başladık. Yani boyası da çok güzel maşallah. Ya boyası güzel oldu, renk seçimimiz de güzel oldu. BMW'nin M4'ün özel bir rengi, individual rengi. Yani güzel oldu. Güzel. Herkesten beğeni alıyoruz. Ya bunu beğenmeyecek de kim beğenecek abi? Şöyle istedim arkadaşlar. Şimdi abi, çok böyle bize daha önce resmini paylaştım birkaç sayfada. Şimdi diyor ki abi ön lastik neden bu kadar dışarıda? Millet zannediyor ki abi hani arkaya flaş atıyorlar ya. Hı hı. Öne de flaş atmışlar da ondan çıkmış zannediyor. Yok, şu an bizde tam tersi. Bizim ön tekerde hiç flaşımız yok. Bizim sadece arkada var flaşımız. Neden dışarıda olduğunu sana şöyle söyleyeyim. Bu arabanın alt yürüyen komple MK5. Yani traversi, bütün tablaları, işte rotları, rotülleri, direksiyon kutusu, arka travers. Hepsi MK5 arotüsüyle ne varsa bu arabada o takılı. Direkt. Biz ondan hiçbirinin ayarını bozmadan bu arabaya onları oturtturabileceğimiz şekilde yer yaptık. Bütün şaselerini ona göre bağlantı yerlerini yaptık. Yani şu an MK5 R32'nin iz genişliği neyse bu arabanınki de o şekilde. Yani, o yüzden de tabii MK5 R32'nin mesela ön çamurukları şöyle biraz şişiktir. Bombeli gelir. Sen bu çıkıklığı o arabada fark edemezsin. Aynen öyle. Ama bunda göze batıyor. Kasa dar kalıyor bunda. Tabii. Yani ondan dolayı arkadaşlar. Tabii onu da biraz da kapatmak için burada bir dodik seçmişsin abi. Ya bunu geçici bir çözüm olarak yaptık. İşte artık bunu turboya döndüreceğiz. Ondan sonrasında inşallah kafamıza yatan birileriyle çalışabilirsek işte şu çizgi zor altından itibaren komple şöyle bir roket bunny tarzı sacdan şişireceğiz. Bunun çizimlerini güzel. Ben çizimlerini gördüm abi. Ya yapan da gördüm de çizimler de güzel duruyor. Ya var ya yurt dışında çok güzel yapanlar var da işte ilk başta hani dönmeyelim orijinal gibi kalsın dedik. Ondan sonra işte o araya pandemi girdi, kış girdi falan. O bu derken ya dedik böyle toplayalım gitsin dedik. Ya dodikler şeyimizi kapattı aslında ama öbür türlü yaparsak daha da şık bir şey olacak. Şükür. Bir de kullanış bakımından da daha iyi olur. Çünkü böyle çok çamur atar, pislik atar, taş atar. Zaten şimdi kullanırken görürsün bir sudan geçelim. Hemen yan tarafı komple su yapıyor, şey çamur yapıyor. Oh rahatlı da işte öyle. Şimdi arkadaşlar gelelim yanına. Abi bu nedir? Makine. Abi. Plakalıkta yazdığı gibi şaka makinesi. Cidden çok iyi. Yani şu kadranı buraya oturtturman efsane bir olay. Buradan mesela Mehmet Gövre de selam olsun. Biz bir sene uğraştık. Şöyle bir şey dedim ya, yapmışken her şey değişik olsun dedik. Yani onu koyalım dedik. Çünkü şu an bu arabanın dedim ki komple elektrik tesisatı. Hani MK5'te ne varsa bunda da hepsi var. Hani OBD'den falan bağlanabiliyorsun. Tüm arızaları görebiliyorsun. ABS'deki, DSG'deki, motor içindeki tüm arızaları görebiliyorsun. Yani normalde eski şeyini yapardık ama dedik ki değişik olsun. Hani zaten dedim ki MK buna dıştan baktığında kasa MK2, içten baktığında da sadece kadran ve orta konsol kendini bir değişik gösteriyor. Geri kalan her şey orijinal zaten sadık kalındı. Öyle değişik bir şey yapalım dedik. Yani, lafını böldüm ama şey abi, hani kesme biçme olayı yok. Hani normalde ben çok araba gördüm, yani sen de illa çok çok görmüşsündür. Hani biliyorsun abi kadranı yaparlar, şuradan pırtar. Ne bileyim işte konsol yaparlar, oradan akıllı vida sallarlar. Yani biz akıllı vida olabildiğini az kullandık bunda. Yani abi istedikten sonra her şeyi yaparsın. Yapılmayacak bir şey yok. Hani bunu çok çok araba yaptığımız için artık bize basit geliyor. Bir de yeter ki iste. Bir de elin alışmış abi senin. Tak yani, tak tak tak. Ve bundan sonra sen bir tane daha yaptın. Tabii. Hazırladın. Bundan sonra bir tane daha yaptım. Adana'da bir arkadaşımız var. Sevdiğimiz kardeşimiz Ekrem. Ona da selam olsun bu arada. O da orada Volkswagen parçacısı. O da niyetlendi. Abi hani biz de bir araba yapalım dedi. Bana da hazırlar mısın dedi. Yaparız kardeşim dedik. Ona da aynısını yaptık. Onda bunun tek farkı o dört çeker değil, o da aynı şekilde DSG oldu, ona da DSG yaptık. Konsolunu yine buna benzer yaptık, ağaçın konsolunu yerleştirdik içine. Göstergeyi aynı şekilde yaptık. O sadece iki çeker oldu. Artı ona da yeni nesil ABS taktım. Yine Golf 5, Golf 6'daki olan ABS sistemi takılı o arabada da. Koryoları falan 5x112'ye değiştirdik. Ön fren amortisörlerini MK5 tipi yaptık. O da güzel bir araba oldu, güzel bir proje oldu. O da yine 2 ayda, 2,5 ayda teslim ettim arabayı. Evet, şipşak.
millet gibi senelerce araba yatırmanın bir anlamı yok ya. Yani gerçi madalyonun 200'ü var burada. Bir kısmı araba sahibinde bitiyor, bir kısmı ustada bitiyor. Aynen öyle abi. İki sebebini karşılaması lazım. Abi koltukların da... Ben çoğuyla kendim uğraştığım için bu kadar söylüyorum. Oraya da geleceğim arkadaşlar. Şimdi böyle ne derler? Hani illüzyonu birazdan geleceğim. Abi koltukların da bayağı özel. Koltuklarım orijinal Sparco. Sprint V tipi. Bu koltukları komple soydurdum ben. Ondan sonra Başkent Oto'da Cihan var biliyorsun. Cihan Oto döşeme. Ona verdim. O istediğimiz şekilde onunla beraber kumaş seçimini yaptık. Ondan sonra Polo ve Golf GTI'lere çıkan EcoSedes'ini kullandık. Komple bütün Sparco yazılarını, yandaki Homoglay'i, ondan sonra R-Line yazılarını, arkada R-Line yazıları falan var. Onların nakışlamanı hep sıfırdan kendimiz işlettirdik. Tek tek. Yani komple bu koltuk kasası hariç sıfırdan tekrar döşendi, öyle söyleyeyim sana. Piyano bilek ayrıntılar yaptık. Buralara yani buralarda... Karbon deriden bir ayrıntılar yaptık falan. Karbon deri mi? Hı-hı. Karbon desenli deri. Ha, deri diye de ilk defa gördüm. Maşallah. Onu da Cihan kardeşimiz getirtirdi sağ olsun. Arkadan bir de bagajı da açabilir miyiz abi? Sana zahmet. Bu harici yakın tankı. Harici yakıt tankı. Bu araba normalde orijinalde 2 çekerdi. Bunu biz 4 çekere çevirdiğimiz için buna yakıt deposunu koyamıyorsun orijinaline. Çünkü aradan şaft geçiyor. Yani. Yani bulabildiğimiz tek çözüm buydu. Bunu koyduk. Buna göre tekrar yakıt hattı döşedik komple. Koltukları kendim bilerek iptal ettim. Şu anda normalde koltuklarını takabiliyorsun artık koltukları. Direkt. Ama yani ben değişik bir şey olsun dedim. İşte MDF'den bu sistemi yaptık buraya. Üstüne bir halı kapladık yine Cihan'la. Arabanın normalde roll cage'i var. Yapılı. Şu an orada duruyor. Araba muayeneye gittiği için roll cage'e sıkıntı çıkartacak dedim. Ondan söktük ve sonrasında tekrar takmadık bunu. Bu arada abi arabanın iç kozmetiği de mükemmel. Yani yurt dışına genellikle biliyorsun abi. Adam hani swap yapmasa bile, normal bir eğri taksa bile direkt arka koltuğu söküyor. Ondan sonra arkaya güzelce yerleştiriyor. Yani bunu görmek bence ya gayet güzel oldu. Güzel bir görüntü değil mi? Çok güzel bir görüntü abi. Tertemiz. Ve hani roll cage'im takılıyken benim normalde 4 nokta Sparco kemerlerim falan her şeyim nizam var takılı. Sırf muayenede işte sıkıntı çıkartmasınlar diye orijinal kemerlerimizi falan taktık. Onları söktük. Normalde tarafında kemerleri buraya bağlanıyor. Roll cage'e evet. Bağlanıyor. 4 nokta kemer tam yarış tipi. Hepsini ona göre ayarladık yani. Böyle güzel bir görüntü olsun. Yani dağınık mağınık olmasın. Çok iyi. Hani bıraksan sırf alt dedik önce bir halı kaplayalım kalan sac bölümü. Senin dediğin hesap sadece böyle bir kaplanmış bir şey olacak. Dedik böyle tek nebze bir yükselterek MDF ile kapladık. Ya yani çok nizami duruyor. Yani herhangi bir parça, herhangi yaptığınız bir şey bir insan bir yerden sıyrılıp böyle göze batmıyor. Hepsi bir bütün halinde duruyor. Ya olabildiği kadar derme çatma bir şey yapmamaya çalıştık. İyi olmuş. O, bu da işte tecrübeden kaynaklanan bir şey. Biraz da hayal gücü, zevkle alakalı olan bir şey abi. Eyvallah. Yani adam stoplarına bile yapıştırmış. Yani stoplar, dış kozmetiği de çok güzel arabanın. Stoplar yani Hella, Magic Color diye geçiyor. Bunun biliyorsun şey, renkleri var, aynen, mavisi abi, var, yeşili her rengi var, siyahı var, şeffafı var. Yani ilk başta nasıl durur dedik. İşte Erkan Tümoto, onda da bir Golf 2'miz var. Ona da işte 4 çeker yapacağız. Onda takılıydı bu stoplar. Dedik bir takalım deneyelim. Yani çok da güzel durdu bence. Maviye mavi boğar diyorduk ama. Aynen normalde boğuyor gibi duruyor. Öyle kaldı. Öyle takıldı. İyi olmuş. İyi olmuş Exo abi. Exo sistemi İngiltere'den getirttirdim. Scorpion marka. Önden arkaya kadar komple Scorpion. Geçen anlar biz isyan ediyordu. Şu kadar paraya Exo taktırdık binemiyoruz diye. Aynen öyle abi. 850 pound İngiltere'deki satış fiyatı. Exo. Yani buranın parası 10 bin liraya yakın. Ya. Ekonomi çok iyi, ekonomi çok iyi. Ama işte çıkartıp binemiyorsun. Bundan önce mesela benim stok Dexos'um komple sessiz. Yani 1.6 bir Golf nasıl çalışıyorsa o şekilde çalışıyor. Ve ben bu arabayla Kızılay'da dolaşıyordum yani. Bu halde. Tabii. Hiçbir sıkıntı da yaşamadım. Çevirenler olmadı mı oldu. Ama bakıyor Dexos'da ses yok. Hani arabada çakal işi bir şey yok. Aynen öyle. Hani kimseyi rahatsız etmiyorum. Yani sırf şunu bile duydum. Polis, motorlu ekip. Abi dedi, araban dedi çok hoşuma gitti sırf o yüzden durdurdum dedi. Bakabilir miyim dedi. Tabii kardeşim dedim bak. Yani adam polis diye arabayı sevmeyecek diye bir şey yok yani. Ama şükür daha bu arabayla ceza yemedik. İyi abi. Da bu egzoz biraz sesli. Bu egzoza rağmen yani şey yapamıyoruz. Çok gezemiyoruz, binemiyoruz. İşte oralar tut anladın sen. Şimdi arkadaşlar araba bile ciğerine gelelim. Asıl mevzuya.
Bir de kıraydım. Dı 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 dım. İşte mal burada. Evet, dünya gözüyle de daha dün de sana söyledim abi. Bir Aros motor görmek nasip oldu. Ya genellikle ben yurt dışında böyle arabalara baktım. Hepsi swaplıyor abi. Hiç arabam fark etmiyor. Hep bunu swaplıyorlar. Yani şu an bu şekilde R32 motorlu Golf 2, 3 tane oldu Türkiye'de. İşte bir bendeki var, bir Musa'daki var beyaz, bir de Adana'ya yaptığım siyah olan var. 3 tane. Ama herhalde üçü de farklı farklı değil mi abi? Ya üçü de farklı farklı. Üçü de kendi sınıfında tek oldu şu an arabalar. Musa'nın arabası manuel, ön çeker, tek oldu. Ekrem'in arabası ön çeker yine tek çeker, DSG olarak tek oldu. Bu araba hem DSG hem 4 çeker. Biraz yani da... bunun full elektrik TSA'tı falan yeni tip olduğu için hani öbür arabalarda biraz yine eskilerden alıntı kullanılan elektrik TSA'tı falan var. Yani hepsi kendi sınıfında tek oldu. Ama doluluk olarak hani en dolusu şu an. Bu biraz şeymiş. Bunlar abisi gibi olmuş abi. Böyle. Estağfurullah. Yani donanım olarak. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Bu görünenin hepsini sen burada tek başına yaptın. Bir yani çoğun, %90. Şöyle bir şey, tek başıma tam yaptım diyemem ama %80'ini kendim yaptım. Şu an bu arabanın bütün civatasına kadar her şeyine hakimim. İşte bu arabanın önce motor kulaklığını yapmak için şasici ustamız var işte, Karahan ustamız. Onunla beraber motor kulaklığını yapacağımız yerleri beraber şasicide yaptırdık. Arka tarafın dört çeken oturtacağımız, komple traverse oturtacağımız kulakları beraber yaptık. Motoru zaten Erkan'la orada, Tümoto'da oturtturduk beraber. Takıldığım yerlerde Erkan sağ olsun çok yardımcı oldu. Elektrik tesisatının yine %80-%90'ını kendim yaptım. Kendim döşedim. Takıldığım yerler oldu illaki. Orada da işte İlyas ustamız var. Karoğlu Elektrik. O yardımcı oldu. Geri kalan zaten kaporta boya. Onlar tamamen onların yani. İşi. Ama ana dizaynın %90'ı bana ait. Maşallah. Bu da herhalde tecrübeyle alakalı bir şey. Bir de sevmekle alakalı bir şey abi. Sevmekle alakalı bir şey. İşte yani tek tecrübe de etmez. Yani. Bu işleri sevmen lazım. Yani kim... yurt dışından bir şey görüp de ya ben bunu yaptırayım deyip alıp gelip sana ustaya al ustacım atıyorum şu sana 100 bin lira 150 bin lira bana bu arabayı yap demek başka bir şey. Bunun tek tek civatasına kadar söküp tekrar toplamak başka bir şey. Aynen. Bir de işte o zaman da abi kullandığın zaman çok ayrı bir zevk alıyorsun arabadan. Ya diyorum ya sana ben şu anda bu arabanın neresinde kaçlık civata var biliyorum. Yani bir yere gittim mesela bir şey söktüreceğim. Yani söktüreceğim diyelim daha doğrusu. Direkt adama derim ki hani ne var diye bakma. Şurada şurada, işte 16 lokma götür, 18 lokma götür, işte 13 lokmanı götür, yıldız tornavidanı götür. Onlar lazım sana. Çünkü biliyorum. Yani arabanın her noktasında ne var şu an biliyorum ben. İşin güzel yanı o zaten. Vay be buna nasıl satacaksın, nasıl kıyacaksın abi? Evlat. Vallahi yani şöyle söyleyeyim. Gerçekten araba hastası bir insanım. Ama yani gönül bağı kurduğumuz arabaları da bir şekilde satıyoruz. Yani satmayacak olsam Ares 4'ü hiç satmazdım yani. Mesela. Yani. Ondan sonra Golf R yine aynı şekilde çok sevdiğim günlük kullandığım bir arabaydı. Ya bu zaten bu tamamen başka bir şey. Bu tamamen öz evlat. Ya bu öz evlat. Yani bir de paylaşımlarda görüyorsan öz evlat diye yazıyoruz buna. Sen bunu kendin oluşturdun abi. Öbür hadi bir nebze yani. Hani fabrika bir şeyler katmıştı. Aynen. Bunu tamamen kendin yarattın yani. Tamam. Babası şey, sensin. Aynen eyvallah. Kendi emeğimiz oldu. Ya bir de tek olsun dedik. Tek de oldu yani. Şimdi bombaya geleyim mi arkadaşlar? Anıl abi şimdi bu araba turbo olacak. Ne abi? Ya bu arabayı şöyle söyleyeyim. Bütün ne gerekiyorsa şu an bütün parçalar geldi. Her şeyimiz hazır. Forged crank, kol, piston, ferrari siboplar, yaylar, şapkalar, ondan sonra eksantrik, manifoldlarımız, intercoolerımız, egzozumuza kadar şu an her şeyimiz hazır. Beynimize kadar hazır. Aynen. Master Black beyin takılıyor. Onda Köksal sağ olsun harnesini falan hazırladı. Hulk'tun. Aynen Köksal'a da selam buradan kardeşime. O da iyi yazar. Projeyi onunla bakalım. Muhtemelen devam edeceğiz. Ayar vermişim. Her şeyimiz hazır. Hedefimiz de biraz yükseklerde. 1000 kilo, 1000 beygir gibi civarında bir şeyimiz var. Yani şu an bu araba 1100 kilo. Elimizde hazır karbon kapılar, kaput, bagaj hepsi mevcut. İşte onları takacağız. İçinden işte ne bileyim sağ koltuğu falan sökeceğiz yarışa katılacağımız zaman. Yani 1000 kiloya düşecek ortalama. Hedefimiz de 1000 beygir. G42 turbo takıyorum. Onlar falan hepsi zaten hazır içeride duruyor. İnşallah uçacağınız. Hayırlısı. Uçar yani bu araba. Yani taksi filminde var ya yanında böyle kanat çıkıyor öyle bir şey yapsan uçar bu araba.
Çünkü hani kilo bazına beygir çok ciddi bir beygir. Ya ben normalde buna yapmayacaktım bunu. Sana anlattım ya bunu önce normalde başka bir Golf 2 alıp direkt ona tekrar bu şekilde proje yapıp direkt drag arabası yapacaktım. İçine bir roll cage, tek bir koltuk, bu kadar kaporta boya döşemeyle uğraşmadan. Hani öyle bir araba hazırlayacaktım. Yani sonra çoğu arkadaşım kanıma girdi. Hani abi dedi böyle bir proje yapıyorsun, böyle bir güç yapacaksın. Hani bu arabaya yakışır. Biz de iyi dedik, gaza geldik. Yapacağız işte bakalım. Yani Arna abi öyle bir gaza geliyor ki yani. Gaza geliyor, 3 gün içinde hallediyor. Yani öyle bir gazda çalışıyor. De adamın arabası hızlı olunca kendi de biraz hızlı oluyor demek ki. Peki abi şimdi eskiden yarışlara katılıyordun. Ne zamandır yarışlara katılmıyorsun abi sen? Bayağı oldu herhalde. 2000 senesinden falan beri yarışlara katılıyoruz. Bunda da katılacaksın mı? Öyle planın var mı? Yani olursa katılacağız zaten. Onun için hazırlıyoruz. Bakacağız artık. İnşallah. Ne yapacağız, ne güç alacağız. Yapmışken kafayı yapalım dedik. Yine o şekilde kafayı oynayacak bir araba yapacağız. Yani yarışacaksak da en üst grupta yarışacağız. Yani. Yani en hızlı biziz demiyoruz ama olmaya çalışacağız. Ama en hızlılar da sizlersiniz yani ekip olarak. Ya şöyle söyleyeyim, Türkiye çapındaki en hızlıların %90'ı arkadaşım. Hani yaşım itibariyle zaten hepsinin tanıştığım var, arkadaşlığımız var. Ankara'dakilerin hepsi arkadaşım zaten. Zaten Ankara'dan işte yarış olur da eğer Antalya ya da ne bileyim Konya bir yerlere yarışa gittiğimizde yani üst grupta 20 tane araba olacaksa bunun 10 tanesi emin ol Ankara'dan ve aynen kendi öyle çevremizden olacak. Yani her yarışta Ankara'ya mutlaka kupa gelir. Yani mutlaka gelir. Yani bunu söylemeye gerek yoksa. Yani hani bilmeyenler var diye dedim abi yani yeni nesilden. Şimdi bu motordan ziyade abi şimdi gençlere şimdi 1.8T furyası başladı. Bir. Yani daha geçenlerde gördüm E-TUS'a bile 1.8T sıfatladılar. Sen de görmüşsündür he. Yani o mesela gençlere bunda verebileceğim bilgi, deneyim. Ya 1.8 de çok güzel bir motor. Bir de dedim ya parçası bulunabilen bir motor. İşte kapağını hurdacdan bulabilirsin. Aynen. Ne bileyim krangını bulabilirsin. Yani M50 gibi ama şimdi 4 silindir şu an bulabileceğin en güzel motor. Aynen. Stone'dan 150 beygir zaten. Agu falan takarsan 150 beygir. Hiçbir şeyle oynamadan sadece yazılım egzoz işte filtre milite takarak zaten 200-210 beygirlere çıkıyor. Hatta evet. 250 beygir bile alanlar var. Var var. 280'de gördüm abi. Yani, motor içine girmeden. Ha ne kadar dayanık onu bilemem. Ya motor içine girdiğin zaman işte 1000 beygir bile alabiliyorsun. Ama tabii bunların hepsi sonrasında parayla alakalı. Ha bu motoru da alıyorsun. Atıyorum Texte'ye şu anda düzgün motor 15 bin liraysa bu motor 50 bin lira. Gibi. Test soluk olarak farkı var, tork olarak farkı var. O mesela turbo olmasa 150 beygirlik motor. Bu 250 beygir motor. Atmosferik. Atmosferik. Yani 1.8'de çok güzel motor. Ama bir yerden sonra artık bizde de biraz değişim istedik. Biz o yüzden R32'ye dönelim. O şeyden kaynaklı abi şimdi mesela. Bana göre 1.8'de güzel motor. Şimdi sen bana sürekli göre de güzel bir motor. Yani sana da güzel de şimdi sen sürekli kullandığın için veya diğer işte araba hazırlayan arkadaşlar sürekli hani aynı motorları kullandığı zaman insan bir değişiklik istiyor. Bir farklılık istiyor. R32'de bunu kullanacak en iyi örnek. Aynen günlük bindiğim arabalardan biri işte içeride o da gördün sen FR. Aynen. 1.8'de. O da 400 beygir setuplu falan bir araba. Hala 1.8'e biniyoruz yani 1.8'den vazgeçmedik. Elimizin altında duruyor. Yani günlük bindiğim araba 1.8'de şu anda. Öyle bir motor yani güzel motor. Peki abi şimdi bu araba sadece motorunu swaplamaya kalksak veya işte bu Adana'ya yaptığın gibi maliyeti ne çıkar? Abi Adana'ya yaptığımız gibi maliyet ne çıkar? Yani 100 bin lira çıkar. Rahat. Güzel üstü abi de çıkar. Ve anahtar testin bu arada herhalde. Yani şöyle söyleyeyim, bu şekilde yaparsan daha fazla çıkar. Ya bu şekilde Adana'ya yaptığın gibi diyorum yani sana. Motor, şanzıman, ondan sonra işte tesisat, beyin koyup yürütüp işte fren falan takarsak bu şekilde 100 bin liraya çıkar. Ama bu şekilde 4 çekere falan yaptığın zaman rengi işte değişiyor. Elektrik direksiyonunu takayım, ondan sonra ya bunu sen coilover'ların Amerika satış fiyatı 2700 dolar. Yaklaşık 25 milyar. Yani bunun gibi yapayım dediğin zaman zaten hani 200 bin liraya falan böyle bir araba toplayamazsın. Yani düzgün yapayım dersen öbür türlü hani yani minimum gibi abi işte yani hani sesin 100 bin ve üstü. Hani sesini duyayım. Yani, bana sıkıntı çıkarmasın tarzı yani 100 bin üstü. Diyorsan ama yok şöyle bir şey. Atıyorum 50 bin 60 bin lira motora şanzıman alırsın, koyarsın, çalıştırsın ya yürütürsün. Yani motor aldıktan sonraki işçiliklere ne verirsin onu bilmem. Peki, ben bunu yaptırmak istediğim zaman ilk başta dedim ki ben uğraşmayayım bu arabayı dedim. Hani arkadaş eşimiz dostumuz var onları yaptıralım. Yani motor koymaya 4 çeker sistemini oturtmak için ondan sonra o zamanın parası bizden 25-30 bin lira para istediler. Yapanlar eşimiz, dostumuz, arkadaşımız. Bir de işte bir senede falan teslim ederiz dediler. İşte biraz önce dedim ben kendim hırs yaptım. Yarısının da maliyetine belki 45 bin lira yürüttüm bu arabayı. Tertemiz oldu. Yani olabildiği kadar.
Şey diyorlar abi mesela, bir de arası yani parçası çok maliyetli diyorlar diye duydum ben. Ya şöyle söyleyeyim, abi öyle bir şey yok aslında. Sen şu anda bu araba 6 silindir. Doğru. Sen şu anda 2 JZ de yapsan, M50 de yapsan, 6 tane piston, 6 tane kol, yine 6 tane silindir için siboplarını alıyorsun. Anladın mı? Yani maliyetten hepsi aynı aslında. Ya 1.8T ile kıyaslarsan, atıyorum 1.8T'ye 10 bin lira harcıyorsan, bunu 15 bin lira harcıyorsun. Çünkü 2 silindir fazlan var. Her şeyden 2'şer tane fazla alıyorsun. Maliyet yani aynı. Ne harcıyorsan M50'ye de bu göze çıkartma, yani 1000 beygir yapacaksan mesela, M50'ye de aynısını harcayacaksın. Tabii canım, 2 JZ'ye de aynısını harcayacaksın. Peki abi turboyu kaç bar basacaksınız? Dışında yapılan işler var. Dışında arkadaşlarımız da var. Aynı setup'ı yapan. Onlar 2.4 barda 1006 beygir aldı. Yani biz de 2 bar, 2.2 oralarda. Çünkü o arabalarda yakıt kullanmadılar. Biz bunda yakıt kullanacağız. L85 kullanacağız muhtemelen. Yani 2.2, 2.4, yani maksimum 2.5 barda 1000 üstünü aldı. Zaten şöyle şey, benim bütün getirttirdiğim setup normalde 1400 plus diye geçiyor. Yani kollar, pistonlar, siboplar hepsi eksantriğimde. Yani 1400 beygire kadar destekli aslında. Ama biz oraları zorlamayacağız. Gerek de yok zaten. Hani 1000 beygir tabakta alırsak abi çok rahat, stabil şekilde binebilirsiniz. Yani. Zaten abi bu problem biraz da bundan başlıyor. Bu tarz hani 500-600 beygirlik bandın arabalar için. Şimdi adam örnek veriyorum, bir bütçe ayırıyor 70 bin gibi. Arabayı harcıyor. Usta buna diyor ki bu arabadan ben 800 beygir alırım diyor. Arabanın zaten çıkaracağı bir beygir 800 beygir. Şimdi bundan 800 beygir çıkarıyor ama ne kadar kullanabiliyor? Sıkıntı orada. Halbuki o araba 500 beygir kullansa hiçbir sıkıntı yaşamayacak. Günlük binebilecek. Ya bak ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Hani dedin ya biraz önce tavsiye ne dedin ya gençlere. Şunu tavsiye edeyim bir kere. Abi şimdi her şeyin bir maliyeti var. Şimdi adam bana Instagram'dan yazıyor. Diyor ki abi ben swap yapmak istiyorum diyor. İşte ya da diyor ki araban 1.8'te, bu senin dediğin gibi, işte ben abından 500 beygir 600 beygir güç alacağım diyor. Ya ben hesap çıkartıyorum. Üstüne işçiliğimi koyuyorum. Hani işçiliğim tecrüben bir kere, yani her şeyden önce. Yapılacak işi diyorum. Diyorum ki sana, atıyorum 500 beygir alabilirsin. Yani rakamı sallıyorum şu an. 50 bin lira paran gider diyorum. Adam bana yazdı, abi 20 bin liraya yapıyorlar bu işi diyor. Kardeşim hesap var ortada, kitap var. 20 bin lira yapıyorum diyen adam yapamaz yani. Nasıl yapar? Seni garaja arabanı alır, paranı alır, derme çatma bir şey yapar. Sonra der ki, benim hani modifiye bu yapıldı, garanti veremiyoruz ki. Bundan sonra kimse garanti veremez, yani. Ben de garanti veremem. Kapıdan çıkarsın, 2 gün sonra motor kırılır. O 20 bin üstüne inat edersen 500 beygir alacaksın tekrar diye. O 20 bin üstüne bir 50 bin daha harcarsın. Bana gelirsin ya da düzgün bir ustaya gidersin işi bilen. 50 bin, sana 50 binlik şey olur, sana 80 bin lira aynen maliyet, 70-80 maliyetlere çıkar. Harbiden zaman var. Zamandan yani kaybedeceksin. Abi her şeyin bir değeri var, bir maliyeti var. Yani kalkıp da ben bunu yarı fiyatını yaparım diyen sizi kazıklar arkadaşlar. Başka bir şey değil. Bunun çok da çok da yani yorumlara yazsınlar. Bu şekilde çok mağdur insan var, var yani. Abi. Bir de şey abi, şimdi biz sağa sola gezdiğimiz için şimdi insanlar zannediyor ki evet bu motor işte 1000 beygir alabilirsin. İşte turboyu çok bastığın zaman o kadar çok beygir alacak zannediyorlar. Şimdi tamam turboya basabilirsin. Şimdi Anlı abi diyor ki ben bundan 2 bar basacağım. Şimdi belki bu turboya 3 bar da basabilirsin ama belki motor işi kaldırmayacak bunu. Ya, örnek veriyorum. Kaldırsa bile bunların hepsi hesap kitabı şey. Aynen öyle. Yani şimdi şöyle bir hesap var orada. Sıkıştırmanı yüksek bırakırsın. Basıncını az basarsın. 1000 beygir alırsın. Atıyorum. Sıkıştırman yüksek. Basıncı çok bastın. 1000 beygir aldın. Atıyorum sana 1.8'de aldın. Sıkıştırmanı düşürürsün, basıncı fazla basarsın, yine 1000 beygir alırsın ama 2.5 barda alırsın. Aynen. Yani turbo illa 3 bar, 4 bar bastıracaksın diye bir cahillik yok yani. Yurt dışında basmıyorlar mı? Basıyorlar. Basıyorlar. Ama şöyle bir şey var, hani bizim derdimiz sağlıklı olsun. Yoksa ben istemez miyim araban 1400 beygir olsun? Yani. İsterim abi, niye istemeyeyim? Ama hani yurt dışında yapılan işte Bobo var, I'm Racing var, ne bileyim EHST var. Hani hepsi güzel arabalar yapıyorlar ama bak bakalım kaç kere kırıldılar, kaç kere şey yaptılar. Benim o şekilde kaplı 1400 beygir olsun, limitleri de kullanayım. Yani cebime bir düşmanlığım yok, öyle söyleyeyim yani. Sana anladın bir mı? Bir de bu işin keyfi yok abi, şimdi o kadar uğraşacaksın, iki kere gazlayacaksın, ne oldu araba kırıldı. Hop bir daha uğraş, çıkar bir daha kırıldı. Ya maliyet abi. Bir de maliyet. Bir de reklam oluyorsun, araba yürütemediler oluyor, sanayiden çıkmadı oluyor. Hani örnekleri sen o kadar çekim yapıyorsun biliyorsun. Aynen abi. Millet yapıyor, hadi yarışa diyorlar. Gümbür gümbür çıkıyorlar otobana yarışmaya.
Yok akis kesti, yok sibop kesti, yok işte kapak kaldırdı, ot bok oldu. Herkes sanayiye geri dönüyor. Yani ben bunları yaşamak istemediğim için bir limitte kesmek istiyorum. İşte adam yarışa gidiyor, açıyor her şeyini ne varsa. Hani araba uçacakmış gibi yarını düşünmüyor. Ondan sonra kırıyor işte araba. Hop baştan bir daha. Yani ne derler, tecrübe bütün yeniden kazanılan toplanılır ya. Aynen onları abi. Yaşıyorlar, ondan sonra da aklını doğru yolu bulmaya çalışıyorlar. Ya da yok ben bu işi yapamıyorum deyip bırakın, o parayı çöpe atıp kenara çekiyorlar. Bir de araba işle uğraşmıyorlar. Allah onu kimseye nasip etmesin de yine devam edelim. O zaman arkadaşlar içine geçelim, sesinin sonunu duyalım. Biraz uzun konuştuk ama idare edin. Geçişleri mükemmel çalışıyor arabanın. Hani hiç gecikme yok arabada ve daha da güzel bir şey var. Vites düşürüşü. Yani vites düşürüşü daha da iyi. Parçalayacaksın arkada. Arabanın şeyi çok güzel oldu. Şu dönüş açısı. Evet ben fark ettim yani, sanki direksiyon daha fazla böyle dönüyormuş gibi. Aynen. Drift arabası gibi oldu. Evet. Şu an çok güzel açı yatıyor. Sanlı abi sağ olsun. Bize emanet etti evladını. İlk izlenim olarak şunu söyleyeyim. Abi hiç MKC gibi değil. Yani hiç değil. Ve gaza basmanın süreci de kedi gibi. Mırılıyor. Ama içinde neler yatıyor. Ama içinde... Bana hepsi çalışıyor. Ya. Aktif yani. Ben basamıyorum. Bana da abi ciddi gidiyor bu arada. Şimdi bu araba 250 beygir abi. Değil mi? Evet. Standartı. Şu anda da 250 beygir. Şu anda 250 beygir standart. Şu an spora geçtik. Kendi başına atabilir şu an. Sıkıntı yok. Yalnız hiç 250 beygir bir değil ha. Bayağı yani 400... Bas bir dene ya. Çok iyi. Sporda olduğu için sürekli var ya mesela D'ye yatmadım. Ama aile korkuyorum. Yalnız bu araba 1000 beygir olacağı nasıl bir şey olacak ben çok merak ediyorum abi. Bakacağız. Şu anki hissi 250'den fazla mı değil mi? Vallahi fazla abi yani. Ben daha önce hani bindim 300'e 400'e de bindim. Cidden yani şu an bana desin ki bu araba 400 beygir dese inanırım. Öyle bir hissiyatı var arabanın. Şöyle söyleyeyim sana. Kendi arabasından Golf 5R32'den 320 tork var. Yani motorda 250 beygir, 320 tork stok. Ama tabii bu araba hafif olduğu için şu anda işte 1100 kilo civarında torku daha fazla hissediyorsa o da sana daha fazla güç hissi veriyor. Aynen öyle. Bu şey gibi abi işte geçenlerde biz V8 34 çektik. Ha. Araba aslında gitmiyor. Basıyorsun gitmiyor ama gidiyormuş gibi geliyor. Böyle biz. Koltukların sarması falan mükemmel. Yani tam tutuyor yani. Hiç sağa sola hareket etmiyor. O ya gibi gidiyor. Normalde aslında 4 nokta kemerlerin falan var. Onları takmadık işte muayeneden sonra takacağız diye. Şimdi
doping beygire çevirdi, takacağız zaten. O zaman komple böyle şey güven altındasın yani. Koltuklar zaten sarıyorsa. O zaman gaz falan da lazım abi. Ya o zaten traktörde mecbur. Ama ses çok iyi ya maşallah. Şimdi her şeyi yaptın Anıl abi de. Şunları niye elektrik yapmadın? Bilerek. Dörtgen orkene güzel. Dörtgen. Böyle bir hava katayım dedim. Merkez kilit bile takmadık ki arabayı. Şu an arabada merkez kilit bile yok. Direkt. Abi göstergede gerçekten çalışıyor mu? Hepsi çalışıyor. Sadece şeyimiz çalışmıyor. Benzin. Göstergemiz çalışmıyor. O da dediğim gibi harici benzin deposu var arkada. Direkt. Yani onun şamandıra mesela buna uyum sağlam. Daha sağlam bir uğraşmadık aslında. Onu da muhtemelen yapacağız. Bir modül koyacağız. Teyp kullanmıyorum. Motor varken herhalde teybe gerek yok. Şu an arabada müzik tesisatıyla alakalı hiçbir şey yok. En sevdiğim. Ben hayatta sevmem. Araba direkt alıyor abi yani. Maşallah. Bir de şu arabada şu egzoz sesini yapacak müziğin arasında. Yani aynen öyle. Arkadaşlar araba şey, savrulmuyor. Yani normalde işte biraz hızlandığınız zaman bu tarz arabalarda sağa sola çekme yapar. Frene bastığınız zaman sağa sola çekme yapar. Bunda her şeyi bilmedi. Tren gibi abi yani. Normal bir araba kullanıyormuş gibi çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsun. Yani bir de işte dediğim gibi üstte bir tane coil overları var. Yani sert. Hem sertlik ayarlı hem yükseklik ayarlı. Yani gerçekten profesyonel bir coil olur. O yüzden yani seni yola komple yapıştırıyor. Aynen abi. Yani şu anda şu ara pistte çok rahat bir şekilde girebilirsin. Yani zorlamaz yani. Ya şu an coilover olsun, yürüyen sistem olsun, fren kitim olsun, her şey buna uygun aslında. Yani lastikleri 4 tane pist lastiği takıp girebilecek konumda. Gelelim en önemli soruya. Abi ne yakıyor? Klasik bir cevap vereyim mi sana? Ver abi. Aslan besleyen gibi düşünmez. Ya da hep 100 liralık alıyorum. Yani şöyle bir şey, zaten hani benzin şeyimiz çalışmadığı için yakıtını göremez. Yani yakıtını hesaplama şansımız yok. Yani. Ama hani normal kendi verisi 13, yani 100 kilometrede 13 litre falansa şehir için, yani bunun yakacağı 9 litredir çünkü araba hafif. 9 litre de iyi bir rakam. Yani çok çok iyi bir rakam. Yani 10 litre olsun abi. Yani böyle. Hani bunda zaten öyle bir düşüncen olamaz yani. Öyle yani düşünceyle bu arabayı zaten yani toplamak çok saçma olur. Müşteri olup gelip de bana dese ki abi araba ne yakıyor dese, kardeş arabam yok derim yani sana satılık. Ya bunları çok yaşadım ya. Maalesef. Hani hep hızlı arabalara bindiğimiz için hep de yakıyor abi yani. Hızlı araba gidiyorsa yakacak. Yani bir arabada beygir istiyorsan o arabanın adam şeyle gelip de yakıtını sorduğu zaman bunu yapmışsın var yani kardeş. Yani sen bu düşüncesin, sen bu arabayı hiç alma zaten deyip gönderdiğin insanlar oldu. İşte o tarz insanlar arabadan zevk alamıyor abi. Veya işte garajda sadece siliyor. Ya onlar işte şey, hem yoğurdun dökülmesine tatsız olaylar yaşanmasın. Yani hepsi bir arada ne yazık ki olmuyor. Yani güç istiyorsan buna vereceksin yani. Ver o zaman mesela de böyle. Çok iyi ya. Yani araba harbi gidiyor. Ve şey de abi geçişleri mükemmel çalışıyor arabanın. Hani hiç gecikme yok arabada ve daha da güzel bir şey var. Vites düşürüşü. Yani vites düşürüşü daha da iyi. Vay be. Abi Allah razı olsun yani tecrübeyi bana yaşattığın için cidden fena bir şey. Bir ufak sürtüyor abi o da. Ya o zaten yarısı B'ye geçtiğimiz zaman jant lastik değişecek. Yani şöyle bir şey, biz o dödükleri taktık ama çamurluk içinden hiç kesmedim ben. Hani sonrasında başka bir çözüm buluruz, jantı ufaltırız falan aynen gibi. Ama muhtemelen o çamurluk içinden komple keseceğiz. Akıllıca bir davranış olmuş çünkü yani onu kesip çamurlu piçetmenin anlamı yoktu. Aynen öyle. Yani orada tam ne yapacağımıza karar veremedik ya. Şimdi zaten diğer dediğim dodik sistemi, o roketmeni tarzı yaparsak zaten hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Peki abi senin bu BİM beygirli setup'ında
Yürüyende bir değişiklik olacak mı yoksa bu yürüyen kaldırır mı? O yürüyen kaldırır. Yürüyende bir sıkıntımız yok. Sadece işte tabla fişeklerini falan polyemi de çevireceğiz. Onun kitinde sipariş ettim. Onlar da geliyor. Tabla fişekler, burçlar falan neyse onlar hepsi değişecek. Onunca geri kalan fren sistemi zaten yeterli. Amortisörlerimiz yeterli. Böyle çok büyük bir değişiklik yapmayacağız yani. Şu an ana değişikliğimiz tamamen motor içinde olacak. Bir de normal 3 kişiyiz diye şu an. Yani sürtüyor. Aynen. İşte bu kadar sürtmüyor. Bir de biri arkada yani. Direkt üstüne yani. Oturuyor. Ve tam orada oturuyor. Ama her şey ne abi? Sesten mesten de bir yönü, yani arabanın kullanışı çok hoşuma gitti. Yumuşak. Yumuşak. Ha, cidden derme çatma olmadığı belli oluyor arabada. Valla dedik elimizden geldiği kadar her şeyin en iyisini yapıp en iyisini kullanmaya çalıştık. Az geçmez yani. Burada da grafiti vardı. Şey yapmışlar. Silmişler mi? Silmişler. La bir dur var ya Ankara'da. La bir dur. Abi. Aslanı sahibine vereyim ya. Vay, benim sigara içmem lazım. Arkadaşlar ben gidiyorum, hakkınızı helal edin. Helal arkadaş. O kadar mesaimiz var, nereye gidiyorsun der miyiz? Abi trafikte bu araba seni yormuyor mu? Valla yoracak hiçbir şey yok, gördüğün aynen. Gibi. Otomatik, tıkır tıkır. Elektrikli direksiyon. Rahatız yani. Abi çok teşekkür ederiz bize fırsat verdiğin için. Ben teşekkür ederim kardeşim. Elinize ayağınıza sağlık. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.